Kafa Dengi'nden hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasını birlikte yürüteceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi de edebiyatın tarihle ilişkisine bakacağız ve çalışmamıza başlayacağız. Sanatçı konusunu tarihten alan bir eser oluştururken dönemin gerçekliğine uygun olarak ilerler. Tarihi kişilikleri ve olayları kurgusal unsurlarla bezeyerek anlattığı tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanır. Evet, edebiyat tarihi gerçekleri kullanırken aslında yeniden yorumlar. İşin içine estetik dinamikleri de ekleyerek ne yapar sevgili arkadaşlar? Estetik yapıyı yeniden yorumlanabilir bir tarih çizgisiyle birleştirmeye çalışır. Edebi metinlerde kullanılan yabancı kelimelerden hareketle bir milletin tarih içinde farklı toplumlarla olan ilişkisinin düzeyi hakkında bilgiler edinilir. Yazıldığı zamanın sosyal ve siyasi yapısını, hayat anlayışını yansıtan edebiyat ürünleri tarihi bir dönemin daha iyi anlaşılmasına fayda sağlar. Evet, gelelim edebiyatın din ile olan ilişkisi nasıl bir ilişki içinde bakacağız. Dini hayat edebi dönemleri belirleyen önemli etkenlerden biridir. Çünkü din dediğimiz olgu insanın kültürel yapısını temelden inşa eden dinamiklerin bütünüdür. Türklerin İslamiyet'e girmesiyle sosyal hayatlarının birçok alanda olduğu gibi edebiyat ve dil anlayışlarında da köklü değişimler meydana gelmiştir ve dini duygular ve konular edebiyat eserlerine girmiş. Böylece biçim ve içerik açısından İslam kültürünün belirlediği yeni bir edebi tavır oluşmuştur sevgili arkadaşlar. Evet, gelelim edebiyatın tarihi dönemlerine. Biz Türk edebiyatını İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere ne yapıyoruz? Farklı kollardan incelemeye çalışıyoruz. Evet, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatında bu dönem sözlü ve yazılı dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Başlangıç tarihi belli değil. Sözlü dönemde sav, sagu, koşuk ve destan türünde ürünler veriliyor. Türklerin İslamiyet'in kabulünden önceki yaşayış ve kültürünü yansıtan öz ürünler bu dönemde veriliyor. İslamiyet'in etkisiyle gelişen Türk edebiyatında yeni bir dini yapının getirdiği bazı estetik ve kültürel gereksinimler var. İşte bu estetik ve kültürel gereksinimler İslamiyet'in etkisiyle birlikte eserlere yansıyor. 10. yüzyıldan itibaren İslamiyet'i kabul etmeye başlayan Türkler İslamiyet etkisinde kalarak yeni bir edebi tavır oluşturuyor. Bu dönemde şiir ağırlıklı olarak ilerleniyor ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, evet Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı Türklerin yani Türk toplumlarının kültürel dinamiklerini Batı'ya çevirmesiyle birlikte, yaşam tarzlarını Batı'ya çevirmesiyle birlikte burada 19. yüzyıldan itibaren bu dönemde Batı uygarlığının etkisinin önemli yapı taşları ne oluyor? Edebiyatımızın merkezine yerleşiyor. Tanzimatla başlayıp yani Tanzimat dönemiyle başlıyor. Servet-i Fünun Fecrati milli edebiyatla devam ediyor ve günümüz edebiyatına kadar yani Cumhuriyet dönemi edebiyatına kadar geliyor sevgili arkadaşlar. Bu dönemde her türlü konu, şiir, hikaye, roman gibi türler edebiyatımıza yerleşmiş oluyor. Farklı yapıdaki, farklı kültürel dinamiklere sahip içerikteki eserler Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının edebi düsturunu inşa etmiş oluyor. Evet, gelelim tarihsel süreç içinde Türk dilinin gelişimine. Bakın, eski Türkçe dönemi, kök Türk Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi. Bakalım bu Türkçelerin özellikleri neler? Bu dönem Türkçenin belgelerle izlenebildiği bir dönemdir. Bu dönemde kök Türk Uygur Türkçesi dönemi tanımlaması yapanlar da oluyor ve Türklerin İslamiyet öncesi eserleri ve Müslüman olduktan sonraki ilk eserleri bu dönem içinde irdeleniyor. Gelelim kök Türk Türkçesi dönemine. Türklerin İslam öncesi dikilen ve kök Türk yazıtları olarak anılan bu anıtlar bu dönemde yazılmıştır. Uygur Türkçesinde de Uygurlar Türklere yeni bir medeniyet dairesinin kapılarını açıyorlar. Uygur Türkçesi kök Türk Türkçesinin devamı niteliğinde oluyor ve bu dönemde Altın Yaruk, Irık Bitik, Kalenam Kara ile Papam Kara, 8 Yükmek gibi eserler Uygur Türkçesi ile kültürel dünyamıza kazandırılmış oluyor. Geldik Karahanlı Türkçesine. Karahanlı Devleti Doğu Türkistan'da 9. yüzyıl ile 12. yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür. Hakaniyet Türkçesi olarak da anılan Karahanlı Türkçesi geniş bir coğrafyada konuşulmuş ve geniş bir coğrafyadan
aldığı kültürel zenginliklerle önemli edebi eserlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Orta Türkçe dönemi 13. yüzyıla kadar Türklerin yayıldığı coğrafyada birçok ağzın konuşulmasına rağmen Hakani'ye yani Karahanlı Türkçesine dayanan tek bir yazı dili kullanılmaktaydı. Türkçe bu yüzyıldan itibaren Kuzey ve Doğu Türkçesi ile Batı Türkçesi olarak iki koldan ilerliyor ve bu döneme Orta Türkçe dönemi diyoruz. Eski Anadolu Türkçesi dönemi Anadolu ile Rumeli bölgesinde Oğuz ağzına dayanan bir yazı dilinin oluştuğu 13. 15. yüzyıllar arası içine alan bir dönemdir. Eski Anadolu Türkçesi dönemi olarak adlandırıyoruz bu dönemi. Bu Türkçe sırasıyla Anadolu Selçuklu Devleti'nin son yılları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti'nin ilk yılları olmak üzere 3 dönemde konuşulmuş, kendine yer edinmiş, hayat bulmuş. Osmanlı Türkçesi dönemine geliyoruz. Osmanlı Türkçesi Osmanlı Devleti etkisi altında bulunan Kırım, Irak, Suriye, Rumeli ve Kuzey Afrika'da kullanılan Türk yazı dilidir. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Türk dilinin ve edebiyatının klasik eserlerinin verildiği bir yapı olarak karşımıza çıkar. Türkiye Türkçesine geldik. Batı Türkçesinin ulaştığı son şekli ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yazı dili Türkiye Türkçesidir. Türkiye Türkçesinin başlangıcı olarak milli edebiyat döneminde ortaya konan yeni lisan hareketi kabul edilmektedir. 10. sınıf müfredatının püf noktalarını sizinle paylaştım. Şimdi gelelim sizin için hazırladığım sorulara. Evet, birinci soru. Bu parçadan hareketle edebiyatın hangi disiplinle ilişki içinde olduğu söylenebilir? Bakalım, herhangi bir kültürel yapıtı söz gelimi bir edebiyat eserini kendisini çevreleyen ekonomik, toplumsal, siyasal ve tarihsel koşullardan soyutlamak mümkün değildir. Edebi eserle toplumsal dinamiklerden etkilenir. Türk edebiyatı da Türk toplumlarının tarihsel süreçte geçirdiği değişimlerden etkilenmiştir. 8. yüzyılda Göktürk yazıtlarında kullandıkları Göktürk alfabesi 10 ve 13. yüzyıllarda yerini Arap alfabesine bırakmıştır. Yani Türkler inanç sistemlerinde bir değişikliğe gitmişler. Türk toplumlarının inanç sistemleri değişmiş. İnanç sistemleri değişmiş ve gök tanrı ve şaman inanışlarına inanan Türk toplumları İslamiyetle birlikte sevgili arkadaşlar inanışlarını ve kültürel yapılarını ve edebi dinamiklerini, edebi ürünlerini ne yapmışlar? Değiştirmişler. O zaman biz burada edebiyatın hangi disiplinle iç içe olduğunu söyleyeceğiz. Edebiyat, din. Bir kültür yapılanması olan edebiyatın önemli belirleyicilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. Bu şiirden hareket ederek edebiyatın hangi disiplinle ilişki içinde olduğu söylenebilir. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinde gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Bakın burada tarihi bir gerçeklik edebi eserin temel malzemesi olarak kullanılmış. O zaman biz burada ne yapacağız? Edebiyat tarih ilişkisinden bahsedeceğiz. Neden? Çünkü bakın 9 Eylül İzmir yani İzmir'in kurtuluşu, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun İzmir kıyılarından denize dökülmesi olayını burada bize duygusal olarak çağrıştırmaya çalışmış şair. O yüzden biz edebiyat ve tarih ilişkisinden bahsedebilir diyoruz bu soruda. Diğer sorumuz neymiş? Bakalım Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir? Biz Türk edebiyatını dönemlere ayırıyoruz. Peki biz bu dönemlere niçin ayırıyoruz? Bazı referans noktalarımız var. Nedir o referans noktaları? 1. Kültür. Evet, kültür farklılaşması bir referans noktamızdır. 2. Dil bir referans noktasıdır. 3. Din bir referans noktasıdır. Çünkü kültür farklılaşması edebiyatın estetik yapısını ve edebiyat hazinesinin gelişim seyrini değiştirir. Dil değişimleri edebi estetik yapısının gelişim seyrini değiştirir. Din ne yapar? Edebiyatın gelişim seyrini değiştirir. Coğrafya. Bakın burada coğrafi koşullar ne olur sevgili arkadaşlar? Yeni coğrafi koşullarda karşılaşılan yeni kültürler edebiyatın gelişim seyrini ne yapar? Değiştirir. O yüzden biz kültür farklılaşması, dil, din ve coğrafya referans noktalarından hareket ederek Türk edebiyatını ne yapıyoruz? Dönemlere ayırıyoruz. Gelelim diğer soruya, bakalım ne demişiz? Bu parçada bilgileri verilen Türk edebiyatı dönemini yazınız. Evet, hemen bakıyoruz Türk edebiyatı dönemi neymiş? Türk edebiyatı dil anlatım, edebi zevk ve ayrıntılar açısından yabancı etkilerden uzaktır. O zaman ben ne diyeceğim? Bakın, öz Türkçenin konuşulduğu dönemlerden bahsedeceğiz. Bu dönemin edebiyatı sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü edebiyat döneminde halk
halkın konuşma dili, dörtlük nazım birimi hece ölçüsü kullanılmıştır. Sağu, sagu, koşuk, destan gibi edebi türler verilmiştir. Bu ürünlerde doğa, kahramanlık, ölüm gibi konular işlenmiştir. Yazılı edebiyat döneminde yazının kullanılmasıyla oluşan dönemdir ve bu dönemi Köktürk Uygur metinleri oluşturmaktadır. Bu dönemin ilk ürünleri 8. yüzyıla ait Köktürk kitabeleridir. Altın yaruk, 8 yükmek, kırık bitik Uygurca eserlerdir. Ben burada şu dönemi söylüyorum size. İslamiyet etkisinden önceki dönem. Evet, İslamiyet'in kabulünden önceki dönemle ilgili bilgileri verdim. Burada sıraladım sevgili arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Bu parçada bilgileri verilen Türk Edebiyatı dönemini yazınız demişim. Bu dönem 19. yüzyılda başlayıp günümüze kadar devam etmiştir. Bu dönem içinde Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, Fecaat Edebiyatı, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Edebiyatı şeklinde dönemlere ayrılır. Bu dönemde her türlü konu şiir, hikaye, roman gibi türlerle işlenmiştir. Sevgili arkadaşlar bakın, hareket noktamız Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı ile yeni bir yönelime girer. Yüzünü nereye çevirir? Batı. Ve yüzünü batıya çevirdikten sonra Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, Fecaat Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebiyatı şeklinde dönemler ardı ardına gelir. Peki ben burada Türk Edebiyatı'nın hangi döneminden bahsediyorum? Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. Evet, diğer soruyla devam ediyoruz. Bu parçadaki boş bırakılan yere Türkçenin hangi dönemi yazılmalıdır? Yine Türkçenin tarihi gelişimiyle ilgili bir soru. 700 sayfalık büyük bir eser olan Altun Yaruk, Budizm için kutsal bir kitaptır ve din adamlarının menkıbelerini anlatır. Kırık bitik fable kitabı Köktürk harfleriyle yazılmıştır. Kalyanam Kara ile Papam Kara iki kardeş arasında geçen bir menkıbe, bir hikayeyi anlatır. 8 yükmek Budizm'in esaslarını anlatan önemli bir eserdir. Bu eserler Uygur Türkçesi döneminde yazılmıştır. Diğer soruyla devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eseri yazınız demişim. Bilgilerden hareket edelim hemen. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1070-72 tarihleri arasında yazılıyor. Türk illeri dolaşılarak yazılan ve Bağdat halifesine sunulan Türk dilinin sözlüğü anlamına gelen ve eser Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılıyor. Türkçe, Arapça sözlük niteliğinde. Arapça olarak kaleme alınıyor. Nedir bu eser? Divan-ı Lügati Türk sevgili arkadaşlar. Türk dilinin ilk önemli sözlüğü. Diğer soruyla devam ediyoruz. Divan-ı Lügati Türk'ten alınan bu dörtlüğü niçin günümüz Türkçesine çevirme ihtiyacı hissetmekteyiz? Okuyalım. Tumluk gelip kapsadı, kutluk yağı tepsedi. Karlup Ajun yapsadı et yün üşüp emrişür. Bakın burada Divan-ı Lügati Türk Karahanlı Türkçesi ile yazılmış. Günümüz Türkçesine çevirelim. Soğuk gelip kapladı, kutlu yazı çekmedi, kar yağarak dünyayı kapattı, vücut üşüyerek titriyor. Neden biz günümüz Türkçesine çevirme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü araya coğrafi uzaklık ve araya yüzyıllar giriyor, farklı kültürler giriyor, farklı inanışlar giriyor ve farklı inanışlar ve kültürlerle birlikte gelen kültürel dinamiklerin değişimi söz konusu. O yüzden dil değişikliğe uğramış. Biz de bu şekilde günümüz Türkçesine çevirme ihtiyacı duyuyoruz. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eseri yazınız demişiz. Bakalım gerçeklerin eşiği anlamına gelen nokta nokta Yüknekili Edip Ahmet tarafından 12. yüzyılda yazılmıştır bu eser. Eserde dünyayı, tanrıyı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı işlenmektedir. Hemen yazıyoruz. Evet, Atabetül Hakayık eserimizin adı sevgili arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eseri yazınız demişiz. Bakalım. Karahanlı Türkçesiyle yazılan genel olarak dervişlik hakkında övgülerden, bu dünyadan şikayetten, cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberlerin hayatından ve mucizelerinden bahseder. Ahmet Yesevi dini ve ahlaki öğütler veren şiirlere yer vermiştir bu eserde. Öğretici yönü yüksek bir eserdir. Nedir bu eser? Divan-ı Hikmet'tir sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada verilen örnekler edebiyatın hangi disiplinle olan ilişkisini açıklamaktadır? Yazınız diyor. Edebiyat sosyolojiyle, edebiyat tarihle, edebiyat psikolojiyle, edebiyat resimle iç içedir. Bunları edebiyattan ayıramazsınız. Neden? Temel malzemesi edebiyatın insandır ve insanı ilgilendiren
her türlü alan edebiyatın malzemesi olarak kullanılabilir. Kemal Tahir'in Osman Bey dönemini ele aldığı Devlet Ana, Osmanlı'nın kuruluş aşamasını anlattığı romandır. Bir mülkiyet meselesi ise Abdülhamit yıllarını ve çöküş devrini anlatır. Burada edebiyat tarihi bir dekor olarak kullanmış, edebiyat tarihi bir malzeme olarak kullanmış ve estetik kurgu bağlamında yeniden yorumlamaya çalışmış ve ben burada Devlet Ana ve Bir Mülkiyet Kalesi eserlerinden hareketle edebiyat tarih ilişkisinden söz edebilirim. Diğer soruyla devam ediyoruz. Bu parçadaki altı çizili cümlede virgül hangi işlevde kullanılmıştır? Yazınızı virgülün sıralı cümleleri ayırdığı 3 cümle örneği veriniz. Evet, bu kötü düşünceleri kafamdan atmak için bir kahveye gidiyorum, bir şeyler okumaya çalışıyorum fakat harfler birbirine giriyor, dans ediyor, uzuyor, kaynaşıyor. Artık kelimelerin ne manaya geldiğini anlamaz oluyorum. Hepsi bana garip, manasız görünüyor. Altı çizili cümlemize bakalım. Hepsi bana garip, virgül, manasız görünüyor. Bakın, görünüyor, yüklem, manasız görünüyor, garip görünüyor. Burada virgül zarflara ayırmış, yani eş görevli sözcüklere ayırmış. Şimdi bana ne diyor? Yazdık bunu ve virgülün sıralı cümleleri ayırdığı 3 cümle örneği veriniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir cümle örneğini zaten ben metnin içine yerleştirdim. O cümle örneğinin altını çizeceğim. Sonra 2 tane de siz evinizde yazılıya hazırlanırken yazacaksınız. Evet, burada sıralı cümlelerin ayrıldığı virgülü bulacağız. Fakat harfler birbirine giriyor, dans ediyor, uzuyor, kaynaşıyor. Bakın burada yüklemler sıralanmış. Yüklemler sıralanırken de ben araya ne koymuşum? Virgül koymuşum. Bakınız burada ben size bir örnek verdim. 2 örneği de siz evinizde yazacaksınız. Evet, diğer soruyla devam ediyoruz. Bu parçada yazım yanlışı yapılmış sözcüklerin doğru şekillerini yazınız demişim. Edebiyat herhangi bir düşünceye estetik görü kazandırma sanatıdır. Bakın herhangi bir nasıl yazılacak? Herhangi bir şeklinde bunu bitişik yazacaksınız. Herhangi şekli bitişik, biri ayrı yazdık. Bizim edebiyatımızda insana ait fikirleri derlemiş ve edebi ürünler bağlamında kültürümüze armağan etmiştir. Pek çok önemli, bakın pek çok nasıl yazılacak? Ayrı. Pek çok sanatçı yetişmiştir bu topraklarda. Edebiyatımız hem doğunun hem de batının kesişme noktasıdır. Bakın doğu ve batı burada medeniyet ismi olarak kullanılmış. O yüzden ne yapmayacaksınız? Küçük yazmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuz geldi. Bakıyoruz bu şiirden hareket ederek edebiyatın hangi disiplinle ilişki içinde olduğu söylenebilir. Evet, hangi disiplinle ilişki içinde olduğunu söyleyeceğiz bakalım. Geldi hemen vahiyle Cibril ana. Verdi haber merki adudan hüda hicret için eyledi ayet nüzul oldu nevazaday kalbi resul. Bakın resul, ayet, hicret, hüda, Cibril, vahiy. Bu kavramlar dini kavramlardır sevgili arkadaşlar. Dini kavramlar olduğu için biz ne yapacağız? Edebiyat, din ilişkisinden bahsedeceğiz bu şiirde. Sıradaki soruyla devam ediyoruz çalışmamıza. Bu parçadan hareketle edebiyatın hangi disiplinle ilişki içinde olduğu söyleyebiliriz. Sözlü edebiyatımızın ürünleri destanlar, olayların vuku bulduğu devrin sosyal yapısını resmeden bir özellik taşır. Tevfik Fikret'in Verin Zavallılara adlı şiirinde 1898 yılında meydana gelen Balıkesir depremi. Bakın burada tarihi bir gerçeklik var değil mi? Edebi bir dille anlatılmakta. Yani estetik unsurlar içinde yeniden yorumlanmakta o tarihi gerçeklik. Yaşanan gerçeği gözler önüne sermektedir. Evet, burada edebiyat ve tarih ilişkisinden bahsedebilirsiniz. Evet, sıradaki soruyla devam ediyoruz çalışmamıza. Bu parçada bilgileri verilen Türk edebiyatı dönemini yazınız demişim. 10. yüzyıldan itibaren şiir ağırlıklı olan bu dönem halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere iki koldan ilerler. Halk edebiyatında koşma semai varsağı, divan edebiyatında gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri kullanılır. Halk edebiyatı ürünlerinde halkın duygu ve düşünceleri sade bir dille anlatırken Arap ve Fars edebiyatı etkisinde gelişen divan edebiyatında ağır ve sanatlı bir dil görülür. Yani bu dönem İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatı dönemi olarak adlandırılır. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bu parçada bilgileri verilen Türkçe dönemini yazınız demişim. Bu dönem Türkçenin belgelerle izlenebildiği dönemdir. Bu dönemde Köktürk Uygur Türkçesi dönemi tanımlamasını yapanlar da vardır. Türklerin İslamiyet öncesi eserleriyle Müslüman olduktan sonra ilk eserleri bu dönemde verilmiştir. Türkçe
Türkçenin bu dönemi 3 alt olarak ayrılmaktadır. Birinci dönem Göktürk Türkçesi, ikinci dönem Uygur Türkçesi, üçüncü dönem Karahanlı Türkçesidir. Burada ben eski Türkçe döneminden bahsedebilirim. Sıradaki soruyla devam ediyoruz çalışmamıza. Türk dilinin önemli şaheserlerinden ve araştırma kaynaklarından biri olan Balasagunlu Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmış 1069-1070 yılında tamamlanmıştır. 4 ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu 4 ana karakterin her birinin belli bir sosyal rolü vardır. Her biri belirli bir değeri temsil eder. Güntoğlu hükümdardır ve hukuk adaletin temsilidir. Aytoğlu vezirdir ve saadeti devleti temsil eder. Ögdülmüş de vezirdir. Aklı temsil eder. Okdurmuş ise akıbeti kanaati temsil eder. Sevgili arkadaşlar, Yusuf Has Hacip bize hangi eserle bu alegorik yapılar üzerinden, alegorik karakterler üzerinden seslenmiştir? Kutadgu Bilig üzerinden seslenmiştir. Evet, sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bu parçada bilgileri verilen Türkçe dönemini yazınız. Bu dönem Türkçesi 12. yüzyılın sonlarından itibaren oluşmaya başlıyor. 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren eserlerini günümüze kadar aralıksız sürdürmüştür. Oğuz Türklerinin yurt tuttuğu Hazar Denizi'nin batısı ve güneyi, kuzey ve güney Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Suriye, Balkanlar, adalar ve Anadolu coğrafyasında hakimiyetini sürdüren bu yazı dili Oğuz Türkçesi olarak da adlandırılır ve ben bunu Batı Türkçesi dönemi olarak adlandırıyorum. Sıradaki sorumuz geldi. Türklerin medeniyet tarihi boyunca kullandıkları alfabeleri yazıyoruz. Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmıştır sevgili arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bu metinler Türk edebiyatının hangi döneminin özelliklerini barındırmaktadır? Bakalım metinlere. Ben yürürüm yani yani, aşk boyadı beni kâne, ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neledi? Bakın burada Allah aşkından, yaratıcı aşkından bahsediyor. İslamiyet'in etkisi çok net bir şekilde görülüyor burada. Terk etti ben zaifini, gitti revan gibi, gelmek müyesser olmadı bir dahi can gibi. Bakın burada Arapça ve Farsça kelimeler, tamlamalar kullanılmış. Yani burada ben İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatının etkisini çok net görebiliyorum. Burada hangi dönemin özelliklerini barındırıyor? Etkisinde gelişen Türk edebiyatının dinamiklerini, kurallarını ve kültürel zenginliklerini bu metinler barındırıyor sevgili arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bu parçada bilgilere verilen Türkçe dönemini yazınız demişiz. 13. yüzyıla kadar Türklerin yayıldığı coğrafyada birçok ağzın konuşulmasına rağmen Hakaniye Karahanlı Türkçesine dayanan tek bir yazı dili kullanılmaktaydı. Türkçe bu yüzyıldan itibaren, bakın burası önemli, Kuzey Doğu Türkçesi ile Batı Türkçesine ayrılıyor. Yani Orta Türkçe döneminden bahsedeceğiz. Bu bilgiler bizi Orta Türkçe dönemine götürüyor. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bu parçada bilgileri verilen Türkçe dönemini yazınız. Yeni lisan hareketiyle başlayan dildeki sadeleşme sonucunda dilin özüne dönüş hareketi başlamış. Edebiyatçılar Arapça, Farsça sözcükler ve tamlamaların sayısını azaltmaya özen göstermiş. Bakın, Yeni Lisan Hareketi, Genç Kalemler Dergisi, Ömer Seyfettin ve arkadaşları. Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılıyor bu dönemde. İstanbul Türkçesi Türk milletinin yazı dili olarak kullanılıyor. 1928 yılında gerçekleşen harf inkılabı ile Arap alfabesi yerini Latin kökenli Latin alfabesine bırakıyor. Yani Türkiye Türkçesi. Evet sevgili arkadaşlar, sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bu parçada yazım yanlışı yapılan sözcüklerin doğru şekillerini yazınız demişiz. Bakıyoruz metne. Orta Asya'daki, bakın burada Orta Asya'daki, bakın burada eki kesme işaretiyle ayıralım. Türklük aleminin parçalanarak büyük kütleler halinde Hazar Denizi'nin güney ve kuzeyinden kuzeye ve batıya yayılması, yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi, İslam kültürünün Türkler arasında gittikçe kuvvetli bir şekilde yerleşmesine kaynaklık etmiştir. Bakın burada Türklük derken kesme işaretini kullanmayacağız. Türklük bitişik yazılacak sevgili arkadaşlar. Hazar Denizi'nin derken, bakın Hazar Denizi'nin derken nini ayıracağız kesme işaretiyle. Yeni mefhumlarla birlikte yeni bir yazının kabulü gibi çeşitli dış sebeplerle beraber Türkçenin derken kesme işaretini kaldıracağız. Türkçenin içinde bir müddetten beri kendisini hissettiren doğal gelişmeler neticesinde ortaya çıkan büyük değişiklikler yazı dili birliğini
parçalamıştır. Türklük derken kesme işaretini kaldıracağız. Türklük kollarının yerini kültür merkezleri etrafında kendi şivelerine dayanan yazı dilleri meydana getirmeleri birden fazla yeni yazı dilinin doğmasına ve gelişmeye başlamasına sebep olmuştur diyerek metnimizi bitireceğiz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz çalışmamıza. Bu parçada kullanılan virgüllerin hangi görevde kullanıldığını yazınız demişiz. Evet, Osmanlıca bir dönem Arap ve Fars etkisiyle gelişen Türk şiirinin en kuvvetli yansıtıcısı olmuştur. Saray edebi kültürünü içselleştirip Türk kültürüne önemli şiirler bırakarak görevini yerine getirmiştir. Burada red ve kabul bildiren ifadelerden sonra virgülü kullanıyorsunuz. Birinci görevimiz burada bu şekilde kullanılmış. Bakalım başka saray edebi kültürünü içselleştirip demişiz. Zarf fiil sonra virgül kullanmışız. Türk kültürüne önemli şiirler bırakarak demişiz. Bakın yine zarf fiil. Zarf fiilleri sıralamışız. İşte cümlenin içinde zarf fiilleri sıralarken de biz ne kullanıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Bu da ikinci kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Umarım güzel notlar alırsınız. Bir sonraki yazılda görüşmek üzere. Kafa Dengi'nden hepinize selamlar.